Ahevron Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doçent Doktor Sayın Emine Şener Hanımefendi. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ Nasılsınız? olun. Çok sağ olun. Nazik davetiniz için özellikle. Rica Hem ederim. üniversitem adına hem kariyer merkezi adına inşallah güzel bir program yapmak için İnşallah. buradayız. Çok Çok teşekkürler. yoğunsunuz. Programa da zor yetiştiniz. Biraz maalesef. Kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah, rica ederim. Gerçekten. Bu bizim mesele, yani bizim için önemli değil elbette. Zamanında başlamak yorulur ama sizin yoğunluğunuzu söylemek açısından söyledim Yani ben. güzel bir şeydi. İnşallah şehre katkı sağlayacak. Değerli bir çalışmanın parçası olabilmek adına aslında size haber vermedim ama Sayın Valimizle bir görüşme vardı. O yüzden tekrar özür dilerim ben geç kaldığım için. Ben o manada söylemedim ya. Çok sağ olun. Yani siz Kariyer Merkezi Müdürlüğü'nü Evet. görev aldınız. Evet. Peki dijital çağda kariyer planlamasının önemi nedir Sayın Şener? Şöyle, ben öncelikle kariyer kavramının çok eski bir kavram olmadığını aslında, yani tarihsel süreç içerisine baktığınızda elbette ki her bireyin bir mesleğe ve bu meslekte ilerlemesiyle ilgili bir süreç var. Fakat kavram olarak kariyer kavramının geçmişi 1950'lerden 60'lardan itibaren konuşulmaya başlayan bir kavram. O günden itibaren de baktığınızda bir meslekte ilerleme şeklinde bir tanım var. Yani aslına bakarsanız 50'lerden 60'lardan itibaren son 80'lere 90'lara kadar da bariz bir şekilde doğrusal ilerleme, meslekte ilerleme üzerine yapılandırılmış bir algı var. Fakat dijital çağ da dediniz siz de, dijital çağ dediğiniz çağ biraz farklı bir şey içinde barındırıyor. O farklılık nedir peki? Bugün bizim elimizdeki verilerle, stratejik öngörü dediğimiz yöntemlerle baktığımızda herhangi bir şekilde bugün üniversiteye başlayan bir öğrencimiz yaklaşık 20 yıl sonra takribi kariyerinin yani belirli bir düzeyinde olacak. Yani 15 yıllık bir çalışan olacak. Fakat bu 15 yıllık çalışan olduğunda bulunduğu dönemde ve şimdiki dönem arasındaki mesleklere baktığımızda şimdiki mesleklerin en az %50'si yok olmuş olacak. Ya da başka bir örnek verelim. Yine bir stratejik öngörü. Mezun olduktan sonra sahip olduğu bilgilerin %50'si biraz kaba tabirle çöp olacak. Allah Allah. Evet, korkunç bir şey aslında bu Gerçekten bahsettiğimiz. enteresan. Bu stratejik öngörü o zaman bize diyor ki başka bir türlü insan yetiştir, bir. Başka türlü bir kariyer planı yap, iki. Şimdi bugüne kadar doğrusal bir bakış açısıyla kariyerden bahsederken hep I tipi insan diyoruz Hasan Bey. I tipi Ne demek? yetiştirmiş. I tipi şu. Yani aslında bu sanayi devrimiyle beraber, endüstri devrimiyle beraber uzmanlaşırsınız. Bir işin uzmanı olursunuz. Ve onu derinlemesine bilirsiniz. I harfi gibi. I tipi. Yani bir konunun köklenirsiniz ve o konu hakkında detaylı bilgi sahibi olursunuz. Ama bugün bizim istediğimiz dijital çağda I tipi insan değil. Nedir? T tipi insan. Kollarını açan bir şey gibi, T harfi gibi. Orada ne var? Benim yani T'nin ortasındaki I, sahip olduğunuz mesleğin bütün detaylarını en ince ayrıntısına kadar bileceksiniz. Ama yetiyor mu? Yetmiyor. Siz kendi hayatınızdan da bilirsiniz. Etrafına onu besleyecek farklı alanlar eklemeniz gerekiyor. Yani T tipi insan modelini kişiler bir şekilde benimsemek zorundalar. Eğer benimsemezlerse yok olacak. Yani mesleği yok olacak. Sayın Şener, biraz önce söylediğiniz, şimdi 15 yıl içerisinde Aynen. mesleklerin %50'si. %50'si yok olacak. Yok olacak. Hakeza bir pandemi yaşadık Hasan Bey. O Evet. pandemide biz aslında o şeyleri, pandemi dönemlerini, belirsizlik dönemleri, işte türbülans dönemleri olarak tabir ediyoruz. Hani uçağın türbülansa girmesi gibi orada kontrolü elinizden kaybedebilirsiniz. Bu türbülans dönemlerindeki, belirsizlik dönemlerindeki şeyleri, fırsatları iyi okumak lazım. Ve her zaman söylüyorum, dünün mantığıyla hareket ettiğiniz müddetçe türbülanstan çıkamazsınız. Türbülanstan çıkmanın yolu biraz önce söylediğim gibi farklı perspektiflerden bakacak. Eskiden bizim Hazarfen falan derlerdi ya da bizim filozoflarımız astronomi bilir, işte biyoloji bilir, matematik bilir. Hep böyle anlatılır ya, bilirsiniz. Hayatlarında okuduğunuzda birçok filozofun ya da ilim insanının, bilim insanının çok yönlü insanlardır. Ve bugün bile onlarla ilgili konuşuruz biz. Niye? Çünkü yazdıkları eserler çok boyutludur. Kariyer noktasına geldiğimizde de istediğimiz insan tipi aslında bu çok perspektifli, çok boyutlu bakabilen insan arıyoruz biz.
Peki bulabiliyor musunuz? Şöyle kariyer merkezi yine getirecek olursak burada, kariyer planlamasını yaparken bireyler, yani sadece birey bazlı değil, kariyer planlamasına üniversite tabanlı baktığımızda ya da siz kurumsal olarak baktığınızda hem kurumsal bir kariyer planlamasından bahsediyoruz hem bireysel bir kariyer planlamasından. Fakat burada bu bahsettiğim hızlı gelişen teknoloji, dijitalleşme, işte bu bahsettiğimiz türbülans döneminde kurumdan ziyade bireye sorumluluk düşüyor. Yani bireyin kendi kariyer planını yapabilecek yetkinliği kazanması gerekiyor. Yani çok boyutlu olması gerekiyor. Peki dedik ya %50'si çöp olacak. Fakat çöp olmayacak bir şey var Hasan Bey. Nedir o? Sizin sorun çözme beceriniz çöp olmayacak. İletişim beceriniz çöp olmayacak. Network kurabilme beceriniz çöp olmayacak. Öz yeterlilik, öz yetkinlik, özgüven, bütün bunlar motivasyon, liderlik, bunlar çöp olmayacak şeyler. İşte bu noktada kariyer planlamanın ve kariyer merkezlerinin rolü ortaya çıkıyor. Belki de bunu konuşmak gerekiyor. Yani elbette kısmen bahsettiniz ama siz kariyer merkezi müdürüsünüz ve üniversitemizde de kariyer merkezi yeni kuruldu. Şöyle yeni kuruldu demeyelim. 2015 yılında bir yönetmelikle beraber kariyer merkezi, kariyer planlama uygulama araştırma merkezi diye uzun bir ismi var. Ben kariyer merkezi demeyi tercih ediyorum herkesin aklında kalabilmesi anlamında. 2015 yönetmeliği ile böyle bir merkez mevcut ve bu merkez 2016'dan itibaren müdürlerimiz, farklı müdürlerimiz oldu, varlığını sürdürüyor. Fakat 2019 ve 2020'den itibaren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin kurulmasıyla beraber onlar özellikle insan kaynaklarını, Türkiye'deki insan kaynaklarını daha iyi bir şekilde, etkili ve verimli bir şekilde planlamak adına bir süreç başlattı aslında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi. O sürecin bir parçası olarak da kariyer merkezlerini çok ciddi anlamda yapılandırıp üniversitelerin bu eksiğini ortadan kaldırmak için destek bir yapı sunmaya başladı. İşte bu noktada da 2020'den itibaren de son 4 yıldır kariyer merkezleri Türkiye'de farklı bir perspektif kazanmış oldu diyebiliriz. Şimdi iltifat olarak söylemiyorum ama şimdi 2015'ten beri üniversitemizde kariyer merkezi var diyorsun ama biz kariyer merkezinin varlığını siz de duyduk. Biraz öyle oldu gibi. Yani bu nasıl ifade edilir bilmiyorum ama çalışıyordu. Fakat belki daha önce sizinle karşılaştığımızda dedim, sizin destekleriniz olmadan genel anlamda bu işlerin yürütülmeyeceğini, siz derken de kamunun desteği, çevrenin desteği, toplumun desteği, vatandaşın desteği, üniversite toplumsal anlamda hem topluma katkı sağlayacak hem toplumdan bu tür anlamda katkı alacak ama belki sizlerin bu anlamda bir şekilde ne diyelim, mütevazi bir şekilde bizi yaptıklarımızı görmeniz ve desteklemeniz daha anlamlı kılmış olabilir gibi bir ifade daha sağlıklı olur. Tabii ben şahsım adına değil ama bizim gibi düşünen pek çok arkadaşımız şunu düşünüyor. Üniversite bizim. Evet, elbette hepimizin. Ki, elbette. Üniversite rektörü var, rektör yardımcıları, genel sekreterleri falan, dekanları var ama üniversite sonuçta bizim derken şehrimizin. Aynen. Elbette bu üniversite, bu şehirde ne kadar başarılı olabilir ve bu başarısını toplumla ne kadar paylaşabilir ve biz bu nasıl bir katkı sağlayabiliriz? Bizim düşüncemiz bu. Ben teşekkür ederim. Rica yani mi? Bugün bu program belki birçok anlamda mezunlarımıza, firmalarımıza, işverenlerimize, Kırşehir halkına bir şekilde ulaşabilirse, ses getirebilirse kariyer merkezinin daha da anlamlı faaliyetler göstermesine katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum ben. Sayın Şener, sohbetimize tabii kısmen de bahsettiniz ama ben yine de soracağım. Kariyer merkezinin amacı nedir? Evet. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz bir türbülansın içindeyiz. Bir pandemi dönemi atlattık ve pandemi döneminde 13 Mart'ta biliyorsunuz ilan edildiğinde benim son dersim teknoloji ve yenilik yönetimi dersini yüz yüze yaptığım son dersi o dönemde. Teknoloji ve yenilik yönetimi dersinde tabii bilmiyoruz pandeminin böyle uzayacağını vesaire. Sadece öğrencilere şunu demiştim. İnternet bir gün temel insan haklarından bir tanesi olacak. Elektrik, su gibi. Bir diğeri sınıf dediğimiz yer bu dört duvarın dışında bir yer olacak. Yani algı kalıp yargılarla düşünmeyelim dedik. Tabii çok anlamlı gelmiyor bazı söyledikleriniz şeyler yaşanmadan. Yaşanmadan anlaşılmıyor. 13 Mart sonrası işte 3 ay bir şey oldu. Üniversiteler ne yapacağını şaşırdı. Hazırlıklı üniversiteler vardı. İşte üniversitemiz AYDEP'le bunu bir şekilde kompanse etmeye çalıştı. Belli başlı uzaktan eğitim hazırlıklı üniversiteler vardı. Bunu organize etmeye çalıştılar. O dönemde şimdiki söyleyeceklerime altyapı olsun diye böyle bir açıklama yapma gereği duydum. IBM'in CEO'su diyor ki
Nisan-Mayıs dönemi toplamda bir sayarsanız 2 aylık bir dönemde dünya dijital anlamda 2 yılda geçireceği dönüşümü 2 ayda yaşadı. Yani Ocak ayında ben eğitimleri lütfen online vereyim sayın müdürüm dediğimde öyle şey olmaz hocam deniliyor. 2 ay sonra ben bütün üniversiteye online eğitim veriyorum. Yani bazı çevresel değişkenler, dış değişkenler sizi zorunlu olarak değişime itiyor. Biraz önce dediğiniz şey var ya, sırf dediğiniz 4 duvar evet, arası evet. Değil. Kesinlikle. Demek ki değilmiş. Değil, yani. Bunu öğrendik evet. Ama bunu yaşayarak öğrendik. Yani bunu bu şekilde deneyimledik. Bu noktada da yani sizi sürekli bir şeye hazır hale getiren koşullar var. İşte akıllı insan ya da günümüzün tasarladığı insan tipi aslında o T tipi insan da çok boyutlu, çok perspektifli bakarak bir sonraki adımı daha stratejik olarak planlayabilir. İşte biz de bu anlamda kariyer merkezinde bu insan tipini acaba en uygun koşullarda, elimizdeki imkanlar dahilinde nasıl yetiştirebiliriz'in peşi sıra koşmaya başladık Allah'ın izniyle. Bu anlamda hani Sayın Rektörümüz gerçekten olumlu ve destekleyici bir tavır sergilediği için ben sizlerin de desteğiyle zorlanmayacağımızı düşünüyorum ve T tipi insan zorlu bir süreç fakat en azından başlamak ve insanlara duyurmak adına bir başlangıç diye düşünüyorum. Biz Sayın Şener, kariyer merkezi olarak öğrencilere ne tür eğitimler veriyorsunuz? Evet, biraz önce saydığım insan tipini oluşturmak kolay değil aslına bakarsanız. Yani hem sektörün istediği bir insan tipi yetiştireceksiniz. Hem de kendine yeten, kendini ifade edebilen, kendinin farkında olan bir birey. Yani tek boyutlu değil. Akademik boyutun dışında bugün yine onlar kendileri belki farklı bir şekilde size aktaracaklardır ama toplumsal katkı koordinatörlüğünün yaptığı bir çalışma var. Non akademik, yani akademik olmayan bir transkript peşindeler. Aynı şey kariyer için de geçerli. Yani bizim sadece diploma dediğimiz şeyin ötesinde, bu insanlara, bu yetiştireceğimiz insan tipine uygun farklı eğitimler de vermek zorundayız. İşte onları da tarif ederken akademik dışı, non akademik gibi bir ifade kullanılırken çok da akademik dışı değil aslında. Yani bireyin kendini tanıması, kendinin farkına varması, kişiliğini tanıyabilmesi, zekasını geliştirebilmesi, duygusal zekası, motivasyon becerisi ya da kendini motive edebilme, dışarıdan motive olabilme, liderlik becerisi. Bunlar temel alınması gereken eğitimler. Bunların yanı sıra yine kariyer merkezleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin de destekleriyle, hakeza burada İşkur'un destekleriyle biz eğitimlerimizi son 6 aydan beri veriyoruz ve çok da güzel geçiyor. Yaklaşık Mayıs ayında her pazartesi ve cuma olmak üzere toplam 4 haftada 150'yi aşkın öğrencimize, çünkü 15'er yerimizi gelip gördünüz, 15-20 kişilik bir toplantı salonunda yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde üniversitemizin farklı salonlarında daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Burada mesela Mayıs ayında yaptığımız eğitimde İşkur'un meslek ve iş danışmanları hocalarımız, CV hazırlama, özgeçmiş hazırlama yani, mülakat teknikleri, iletişim becerisi gibi dersler verdiler. Bunlar tabii bunun ötesinde de verilmesi gereken şeyler var ama temel derslerdi. Bunlar temel bir kariyer merkezinin olmazsa olmaz verdiği dersler. Önümüzdeki günlerde Allah kısmet ederse daha da ötesine geçip T tipi insan için daha nitelikli farklı eğitim programları inşallah tasarlayacağız. Sayın Şener, kariyer merkezinizin hedef kitlesi var. Evet. Bu hedef kitlemiz de öğrenciler. Öğrenciler ve olası öğrencilerimiz. Olası öğrencilerdeki yani, kastınız? Lise öğrencileri. Ha, lise öğrencileri. Yani onlar da bizim paydaşımız. Üniversitenize yakın zamanda, gelmiş evet. Öğrenciler ve gelecekler. Aynen öyle. Diye planlıyorsunuz. Bir de dışarıda paydaşlarımız var. Tek boyutlu değil. Peki tüm öğrenciler hedef kitleniz mi? Öğrencileri de sınıflıyor musunuz? Şöyle. Şimdi paydaş noktasına bakarsak lise öğrencileri bizim daha üniversiteye gelmeden yakalamamız gereken bir kitle. Onlar için ayrı üniversite tanıtım programları var, etkinlikler var. Öğrencilerimizin içerisinde sınıflandırma noktasında bizim biraz önce söylediğim özgeçmiş ve şey hazırlama, mülakat, iletişim teknikleri ve eğitimleri 4. sınıfta öğrencilere verilince geç olduğunu fark ediyoruz. Yani bu 4. sınıfta verilecek bir şey değil aslında. 1. sınıftan itibaren yakalamanız lazım. Üniversite 4. sınıf mı? Evet, üniversite 4. Evet. 1. sınıftan itibaren yakalayıp, yani onlarla karşılaşıp, onlara farklı bir perspektiften bakabilmeyi sağlayacak
bir program dizayn etmek gerekiyor. Bu anlamda öğrencileri sınıflandırmak noktasında işte eğitimlerimizi yaparken mesela bölümlerine göre farklı eğitim talepleri olabiliyor, staj talepleri olabiliyor. Bunların hepsi uzmanlık gerektiren, çalışma gerektiren konular gerçekten de. Peki, kariyer danışmanlığı nasıl işliyor? Şöyle, dediğim gibi 2020 yılından sonra bu işin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi çatısı altında İşkur'la bağlantılı bir şekilde üniversitelerin eksik olan insan kaynağını kompanse etmek için İşkur destekli kariyer danışmanlığı sistemi. Yine izin verirseniz ilerleyen süreçte belki daha detaylı anlatabiliriz. Bu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin yetenek kapısı ve kariyer kapısı diye iki yazılım var. Ve o iki yazılım bizim kariyer merkezlerinin çok kolay işine yarayacak şeyler. Daha detaylı sonra bahsedebiliriz ama burada o kariyer danışmanlığına atıf yaparken özellikle kariyer kapısı adı verdiğimiz kamuda staj imkanını yaratan yazılımın bir noktasında kariyer danışmanlığımız var bizim. Oraya öğrenci eğer kariyer kapısına üye olursa, ki olursa çok avantajları var. Bu avantajlardan birisi de kariyer danışmanlığı. Oraya giriyor, girdiğinde hangi kariyer danışmanından kariyer danışmanlığı alacağını belirleyip uygun gün randevusunu talep ediyor. İşkur'dan iki tane kariyer danışmanımız görevli şu an, bizim üniversiteye hizmet veren. Onların kariyer danışmanlığı saatine göre ister üniversitemizin kariyer ofisinde, ister yüz yüze başka İşkur'da bir ofiste, isterse online kariyer danışmanlığı hizmeti alabiliyor. Tabii bu öğrenci talep ederse. Talep ederse. Ama hocam bizim de talep oluşturmak için ortaya çıkıp konuşmamız lazım. Elbette. Bu anlamda bu program değerlidir diye yani düşünüyorum. Yani bir zorlama var mı? Yok, hayır. Faraza şöyle demek istedim Sayın Şener, zorlama derken işte kariyer merkezinde ilişkili olan bunun danışmanlığını alan öğrencili şu puan olabilir gibi. Şöyle yani işte manasında. Harikasınız. Biraz önce söylediğim hani non-akademik transkript dediğim şey var ya aslında sizin söylediğiniz gibi bir durum olacak. Bunun için söylediğim şey Sayın Rektörümüzün yine tasarladığı ya da şu an bir şey içerisinde ekiple beraber çalıştıkları o transkribin içerisinde öğrencinin sadece dersler değil, derslerin ötesinde sosyal aktivitelere, topluma fayda sağlayan aktivitelere katıldığı takdirde bir puan sisteminin oluşturulması. Ve bunun normal diplomanın dışında işte sosyal bir diploma ya da sosyal transkript adı altında verilmesi. Kariyer etkinliklerini de bu bağlamda değerlendirebiliriz. Bu böyle. Bir diğeri mesela yine BTK Akademi dediğimiz Bilgi Teknolojileri Kurumumuzun gerçekten çok değerli bir eğitim kanalı var. BTK Akademi altında sınırsız sayıda eğitimi gidip orada alıp, ücretsiz olarak alıp E-Devlet şifrenizle girip alıyorsunuz ve sertifika alıyorsunuz. Ben bunu yaklaşık 5 yıldır öğrencilerime BTK Akademi'den en az 2 sertifika getiren, buradan biraz informal olacak ama artı 10 puan veriyorum diyorum. Ben bunu yaparken kendi inisiyatifimi kullanarak yapıyordum. Bundan bir ay önce YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar çıkıp dedi ki BTK Akademi'den alınan sertifikalar AKTS'lendirilecek. Yani bizim kredilendirilecek bir tür. Yani bu işler bir şekilde desteklenmeli, teşvik edilmeli sizin söylediğiniz gibi. Zamanla, çünkü öğrenci bunun mahiyetini, kıymetini bilemeyebiliyor. Süreç içerisinde öğreniyor. İşte bu tür etkinliklerle, yol göstermelerle dediğiniz gibi olacaktır. Öğrencilerin sosyal faaliyette bulunması ve bulunduğu sosyal faaliyetleri de teşvik babından not olarak veya transkrip ya da başka olarak, bir bağlamda değerlendirilecek. Evet. Değerlendirileceğini Rektör Hoca programda da söylemişti. Evet, evet. Yani o ilk günden beri akılda olan bir şey inşallah gerçekleşecektir. Peki Sayın Şener, bizim Aheron Üniversitesi'nin faraza 10 bin, özür dilerim 20 bin öğrencisi var. Evet. Bu 20 bin öğrencisinin işte bir kısmı ön lisans, diğer çoğunluğu da lisans öğrencisi. Bu ön lisans ve lisans hepsine ulaşmayı hedefliyor musunuz? Elbette. Biz orada tüm üniversitenin öğrenci, yani bir ayrım belki deminki sorduğunuz soru o bağlamında mıydı bilmiyorum ama hiçbir şekilde lisans ya da ön lisans ayrımı yapmadan bütün öğrencilerimizi kariyer merkezinin hizmetlerine yararlandırmak için zaten çalışıyoruz. Zaten yönetmeliğimiz de o çerçevede
üniversitemizin hedefi de o doğrultuda. Burada güzel olan şeyler var. Mesela ilginç bir şekilde yetenek kapısı ve kariyer kapısı dediğimiz iki yazılımdan bahsetmiştim. Onlara en fazla üye olan çocuklar meslek yüksekokulu ve yüksekokul öğrencileri. Çünkü staj imkanı oralarda çok fazla. Yani yetenek kapısında ve kariyer kapısında çok fazla staj var. Ve bu öğrenciler o anlamda hem zorunluluktan hem de daha fazla imkandan dolayı oralara daha fazla ilgi gösteriyorlar. Hakeza bazı eğitimlere onlar daha fazla katılıyorlar. Yani ön lisans çocuk öğrencileri daha fazla talep edebiliyor bazı şeyleri. Sayın Şener, siz biraz önce söylediniz ama ben tekrar etmek istiyorum. Şimdi bir öğrenci üniversite birinci sınıfta mı kariyer merkezine gelip başlaması lazım, yoksa lise 1'de mi veya lise 3 sonda mı? Şöyle diyebiliriz, kariyer merkezi olarak bizim olası ya da gelecekteki öğrencilerimizi kaçırmamak adına, seçebilmek adına yakın zaman, Mayıs ayında zaten İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa bir üniversite tanıtım etkinliği yapmıştık. Son sınıfları biz lise son sınıfları mümkün olduğu kadar üniversitemize yakınlaştırmak için, tanıtmak için çaba sarf ediyoruz. Bu olayın hani bir boyutu ama kendi öğrencilerimizin içerisinde olanlar için de birinci sınıftan itibaren bu öğrencileri mutlaka kariyer merkezine davet ediyoruz, çağırıyoruz. Yani önümüzdeki dönem en azından... O zaman özür dilerim, Milli Eğitim Müdürlüğü'yle de beraber çalışıyoruz. Evet, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Mayıs ayında üniversite tanıtım etkinliğini yaptık. Çok da güzeldi. Çocuklar memnun da kaldı. Hocalarımız, bütün fakültelerden hocalarımız, öğrencilerimiz... Ben de takip ettim. Katılım da beklenilenin üzerindeydi. İşbirliği değerli. Evet. İşbirliğini önemsiyoruz. Belki de o anlamda Milli Eğitim Müdürlüğümüzün işbirliği sayesinde gerçekten 9 farklı fakülteyi hocalarımızın tanıtması, öğrencilerin merakla sorular sorması. Çok da ilginç ve güzel sorular da geldi. Hani bazen beklemediğiniz şeyler olabiliyor. Mesela İlahiyat Fakültesi'nde çok ilginç bir soru gelmişti. Çok da şaşırdım. Hoşuma da gitti açıkçası. Çocuklar ilgililer, yeter ki dokunmaya çalışın. Mahsur yoksa ne demişti çocuk? Yok, yani öyle bir şey sorurken felsefeyle sizin anlattığınız müfredat ilişkisini vesaire böyle enteresan. Hoca da çok kelamcıymış galiba. Onun da dikkatini çekti. Çocuklar çalışıyorlar ve akıllılar aslında. Kaçırmamak lazım. Peki siz lise son sınıfta üniversitemizi tanıtmak için kariyer merkezine davet ediyorsunuz. Orada bilgiler veriyorsunuz ve üniversitedeki öğrencilerle de. Evet. Ama bir de mezun olmuş öğrencilerimiz var. Kesinlikle. Bununla ilgili çalışmanız var mı? Şimdi onlar zaten asla kariyer merkezlerinin göz ardı etmemesi gereken gruplardan birisi. Çünkü bizim kariyer merkezinin çalışma alanlarını öğrencileri, mezunları ve işverenler oluşturuyor. Yani biz bunlarla temas halindeyiz, paydaşımız. Hem mevcut öğrencilerimiz, hem olası öğrencilerimiz, hem mezunlarımız, hem de dışarıdaki sektör dediğimiz iş dünyası, firmalar, bizim ya da kamu sektörü fark etmez, iş dünyası, çalışma alanı yaratacağımız her yer bizim paydaşımız. Bu noktada mezunlarımızı çok çok önemsiyoruz. Bu süreçten itibaren de inşallah farklı projelerimiz var. Onlarla ilgili çalışmalara da başlayacağız. Şu an 61 bin tane mezunumuz var bizim. Yani 2006 yılında AHV Üniversitesi olarak kurulan üniversitemizin bugün itibariyle 61 bin tane mezun. Yani diplomasında Ahevran yazan, Kırşehir Ahevran yazan 61 bin kişi var. Epey de varmış. Bu çok değerli bir şey. Bizim onlara ulaşmamız gerekiyor. Şöyle baktığınızda içinde öğretim üyesi olanlar var, iş insanı olanlar var, farklı farklı alanlarda çalışanlar var. Ben şey diyorum, yani yuvaya dönüş projesi yapmak lazım. Peki Sayın Şener, bu 60 küsur bin öğrencinin hepsi iletişim dağarcığınızda var mı? Şöyle, ulaşabiliyor musunuz? Şöyle, 60 bin tane öğrencimiz mezun bilgi sistemine kayıtlı. Bizim üniversitemizin yazılım programı içerisinde, öğrenci bilgi sistemi içerisinde mezun bilgi sistemi var, oraya kayıtlılar. Ama süreç içerisinde fakültelerimiz, yüksekokullarımız, enstitülerimiz bu öğrencilerimize hatırlatma yaparak verilerini, bilgilerini, güncellemelerini istiyorlar. Ve bu süreç, özellikle Mayıs ayı için konuşabilirim, rektörlükten ve kariyer merkezinden yazılan bilgilendirme yazılarıyla canlandığını fark edebiliyoruz. Yani geri dönüyorlar, hatta işte mail atıyorlar, mutlu olduklarını söyleyenler olabiliyor. Yani mezunlarımıza dönüş yapmamız gerekiyor, bunun farkındayız.
Hatta eğer izin verirseniz kesin çalışılmaya başlandı ama ne kadar sürer bilmediğim için çok şey de yapmak istemiyorum ama Sayın Rektörümüzün haberi doğrultusunda, bilgisi doğrultusunda hatta 2 gün önce de mezun kart diye bir planımız var. İnşallah buradan bizi izleyen mezunlarımız da varsa hem mezun bilgi sistemine girip verilerini güncellemelerini isteyelim. Hem de önümüzdeki zaman diliminde tabii ne kadar olacağına dair şu an proje söz konusu olduğu için tarihler... Ne işe yarayacak mezun kart? Şu an üzerinde çalışılan bir şey mezun kartımız. Yani o aidiyet duygusu aslında. Klasik ilişkilerimizde deriz ya kontağı koparmayalım, iletişimi koparmayalım deriz ya birbirimize. İşte mezun kartı aslında bizim mezunumuza şu mesajı vermek istiyoruz. Lütfen iletişimi koparmayalım. Yani burası senin yuvandı, buradan gittin ama biz seni unutmuyoruz, sen de bizi unutma. Çünkü inanın biraz önce söylediğim gibi içinde iş insanları var, içinde farklı mesleklerden insanlar var. Biz onlara gerçekten hani bir şeyler verdik süreç içerisinde onların da o aidiyet duygusuyla hem mevcut öğrencilerimize kendi alanlarından bilgilerini aktarmak için hem o aidiyet duygusunu tekrar yaşatmak için bizimle olmaları çok değerli. Belki ilerleyen dönemde mezun kartın ne içereceğini sordunuz. Dediğim gibi henüz proje aşamasında olduğu için detaylı söylemek ya da kesin demek doğru olmayacaktır. Ama üniversite içerisindeki etkinliklerden, sosyal etkinliklerden faydalanabilme, varsa üniversitenin bir takım faaliyetlerinden yararlanıp, indirimli bazı hizmetlerinden yararlanma, onlar değerli şeyler. Süreç içerisinde inşallah onun bilgisini de vereceğiz hazırlanınca. Peki şimdi Sayın Şener, üniversiteler mezun ettiği öğrencilerin iş bulma oranıyla da övünüyorlar. Evet. Şimdi bu kariyer merkezinin iş bulma konusunda ne kadar yardımcı olacak öğrencilerimize, mezunlarımıza daha doğrusu? Evet. Şimdi dediğimiz gibi bunlar üzerinde çalışılan, planlanan şeyler. Ama bizim mezunlarımızın üniversitemizden memnuniyet düzeyini ölçme gibi bir şeyimiz var. Hem sorumluluğumuz hem de yakın zamanda hayata geçirmeyi düşündüğümüz bir sürecimiz var. Bir diğer şey işverenler, yani iş dünyası kendisi benim mezunumu aldıktan sonra acaba benim mezunumdan memnun mu? Bunu biliyor muyuz? Biz bunu da bilmiyoruz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Fakat kariyer merkezleri bunu yapacak, bunu yapıyorlar. Biz de işveren memnuniyet anketi hazırlıyoruz. Onlara bizim mezunlarımızın çalıştığı yerlere gönderip onlardan mezunlarımızdan memnuniyet oranlarını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu oranı şeyde bulabiliyoruz aslında Hasan Bey. Üniveri dediğimiz bir sistem var. O nerede? Biraz önce söyledim, 2020 yılından itibaren çok ciddi çalışmalar yapan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin çalışmaları arasında yer alıyor. Bu üniversitelerden mezun olan öğrencilerimizin hangi bölüm daha hızlı iş buluyor, ne kadar sürede de buluyor, ne kadar maaşla işe yerleşiyorlar gibi bütün veriler var aslında. Güzel olan taraf işte bunların derli toplu ünivers altında yer alıyor olması. Sayın Şener, sizin anlattıklarınızı önce sizin işiniz çok zor. Çok zor. Benim evet gönüllü değil, gerçekten profesyonel çalışacak ekibe ihtiyacımız var. Peki o ekibi kurabildiniz bizim mi? Bizim sayımız şu an yani yönetim kurulumuz var, 5 kişiden oluşuyor. Müdür yardımcısı 3 arkadaş aktif olarak çalışıyoruz. İnşallah süreç içerisinde bakalım gönüllü katkı sağlamak isteyen kariyer elçilerimizle işi götürmeye çalışacağız. Bu kadar işe 3 personelle yetmez mi diyorsunuz? Yetmez bence. Tabii o zaman siz buradan bilirsiniz. Siz mesaj verin. İnşallah. Burada evet. Rektör hocama da bir evet, mesaj sizin, olsun. Bir mesaj verin. Teşekkür ederim. Peki Sayın Şener, yetenek kapısı ve kariyer kapısı nedir? Evet. Bu bahsettiğim şeylerin aslında tamamına yakınını siz bu iki yazılım altında bulabilirsiniz. Maalesef bunun tanıtımı... Özür dilerim. Aha. Yetenek kapısı ve kariyer kapısı evet. Bir yazılım sistemi. Yazılım. Yani bugün interneti açın lütfen. Kariyer kapısı yazın. Kariyerkapısı.org diye bir şey çıkacak. Yetenek kapısı yazın. Yetenekkapısı.org diye bir sayfa çıkacak size. Oraya girdiğinizde biz öğrencilerimizin tamamını oraya yönlendirmeye çalışıyoruz. Hem mezun bilgi sistemine kayıtlılar. Bu ayrı bir şey. Hem de yetenek kapısı ve kariyer kapısına yönlendirmeye çalışıyoruz. Niye yönlendirmeye çalışıyoruz? Çünkü burada bu bahsettiğim işverenlerle iş bulma, staj imkanları, diğer taraftan kariyer danışmanlığının da bunun içinde olduğunu söylemiştim. Kariyer kapısı kamudaki stajlar için bir fırsat tanıyor. Aynı zamanda
kariyer danışmanlığı hizmetini ücretsiz alabilmesi için öğrencinin inanılmaz etkili kullanıldığında katkı sağlayan bir yazılım. Biz hep böyle şey deriz ya, adam kayrılıyor stajlarda, insanlar liyakata göre bilmem alınmıyor gibi insanların bir takım serzenişleri oluyor. İşte o serzenişleri bertaraf eden kariyer kapısı, öğrenci staj başvurusunu Mart ayında tamamlıyor. Biz kariyer merkezi olarak onların dosyasını inceliyoruz. Dosyasını incelediğimiz öğrencilerin içerisinde biraz önce sizin söylediğiniz hani ya bunlar puan olmaz mı, keşke olsa, işte onları kariyer kapısı puan olarak sayıyor. Aldığı sertifikaları, peki öğrenciler eğitimleri. Öğrenciler kariyer kapısına veya yetenek kapısına rahat girebiliyor mu? İstediği tabii, tabii. Zaman... Bu zaten şöyle bir şey, gönüllülük üzerine kurulu. Metazori biz bunların hepsini oraya geçirelim gibi bir şey düşünmüyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi de bunu düşünmüyor. Hatta yakın zamanda bir konferanstaydım. Onlarla da görüştüğümüzde biz istesek hani hepsini kaydedebiliriz. Ama bu kaydetmemiz bir anlam ifade etmeyecek. Siz de dediniz ya, bir şeye gönüllü gideceksiniz, isteyeceksiniz, talep edeceksiniz, ihtiyaç duyacaksınız. Bizim buradaki hedefimiz hem yetenek kapısını hem kariyer kapısını verdiği hizmetler çok iyi anlatıp çocuklara bunu ihtiyaç olarak algılatıp kayıt olmalarını sağlamak. Çünkü kariyer kapısı, inanın bir gün detaylı inşallah size böyle açıp teker teker gösterebilirim, gösteririm. Yani şu an kamuda staj imkanı ve kamu olanaklarını kullanaraktan çocuklar çok rahat staj yapabiliyorlar. Ve güzel tarafı şu, staj programı olmayan bütün bölümler dahi bunun altından staj yapabiliyor. Yani ben işletme bölümündeki öğrencime müfredatımda staj koyamıyorum, yok. Fakat benim işletme bölümü öğrencim biraz önce geliyorum, valilikte staj yapıyor. Ve bunun ödemesini, sosyal güvenlik priminin yatırılmasını ne üniversite ne valilik herhangi bir sorun çıkarmadan 20 gün öğrenciyi orada istihdam edebiliyor, staj yaptırabiliyor. Bu bir öğrenci için belki Türkiye koşullarında gerçekten çok büyük bir fırsat. Bizim bunu anlatmamız lazım. Peki Sayın Şener, yetenek kapısı işverenler için ne gibi faydalar sağlayacak? Şöyle, bunu da anlatsak ve işverenlere tam olarak kavratabilsek, biz hem Ahevran Üniversitesi Kariyer Merkezi olarak hem öğrencilerimiz açısından çok faydalı bir süreç işleteceğimizi düşünüyorum. Buradan eğer yine bu programı izleyen Kırşehir'in değerli iş insanları, firmaları vardır mutlaka. Onlardan şunu rica ediyorum. Yani yetenek kapısı ORK'a girip işveren olarak, firma olarak kendilerini orada kayıt ettirmeleri. Bu neye getirecek? Eğer oraya kaydolurlarsa benim üniversitemdeki bir öğrenciyi stajyer olarak da talep edebilirler bizden. Yani işçi statüsünde, iş gören statüsünde de talep edebilirler. Hocam biz bunu zaten informal yapıyoruz diyorsunuz ya, böyle bir şey söz konusu değil. Yani iş kanununda da zaten ciddi anlamda cezası var bunun, informal yapmanın. İşte o kanal üzerinden, yetenek kapısı üzerinden bunu yaptıklarında hem daha fazla nitelikli öğrenciye ulaşacaklar. Yani ağızdan ağza işçi aramak yerine sizin orada nitelikli, istediğiniz gibi mülakat yapabileceğiniz hazır bir CV bankası aslına bakarsınız. Yani bu kariyer.net gibi şeyler var, CV.net gibi siteler vardı ya, işte onun yerli ve milli anlamda Cumhurbaşkanlığı'nın sahip olduğu bir yazılım aslına bakarsınız. Şöyle diyebilir miyiz sadece Şener, sizin paydaşlarınız sadece İşkur veya Milli Eğitim Müdürlüğü değil, Ticaret Odası, Organ Sanayi, İş Adamlar Derneği gibi. Evet. Bunlar da sizin paydaşınız olabilir. Kesinlikle haklısınız. Hepsi paydaşımız. Yani yakın zamanda bir yönetmelik değiştirme çalışmamız var. Orada danışma kurulu dediğimiz bir kurul var. Şimdilik mevcut olan yönetmelikte biraz dar çerçevede ve 3-5 kişiden oluşuyor ama o danışma kurulunu genişlettiğimiz takdirde aslında hepiniz işverenler olarak siz o danışma kurulunun da üyesi olacak insanlarsınız. Yani Kırşehir'deki firma sahipleri, dediğiniz bir ticaret odası, diğer iş insanları. Böylelikle biz ancak o network'ü oluşturabiliriz. Öğrencilerimizle onları karşı karşıya getirebiliriz. İnşallah. Kolay değil, evet. Sayın Şener, yetenek kapısındaki etkinlikler nelerdir? Nasıl katılım sağlanır? Şöyle, tek boyutlu değil. Biraz önce sadece staj dedim ama orada iş de bulabiliyorsunuz. Başka bir bilgi daha vereyim. Yetenek kapısı ve kariyer kapısı sadece Türkiye'ye açık bir kapı değil bu arada. Yani şu an 130 ülkeye açık bir şekilde
herhangi bir ülkeden bir kişi de yetenek kapısına girip kendini iş gören olarak kaydedip oraya CV'sini gösterip 130 tane ülke. Hatta en son toplantıda, Ankara'daki toplantıda 80'e 90'a yakın şey var. Farklı ülkeden gelmiş ve burada işe yerleşmiş olan insanlar var. Yani bizim öğrencilerimizin buraları çok iyi bilip buradaki fırsatları yakalaması gerekiyor. Başka bir informal bilgi vereyim size. Ben her gün yaklaşık 5-6 tane firmanın ilan verme talebini yetenek kapısı üzerinden onaylıyorum. Yani Kırşehir'deki firmalarımız da aynı şekilde oralara girip biz yetenek kapısı üzerinden Kırşehir AHV Üniversitesi öğrencilerini firmalarımızda stajyer ya da iş gören olarak çalıştırmak istiyoruz. O hiç aracı kullanmadan formal bir çerçevede istediği nitelikteki öğrenciyi alabilmeleri gerekir. Bu kadar sınırlı değil. Başka bir boyutu sizin söylediğiniz nasıl yararlanılabilir? Bir de eğitim boyutu var. Orada öğrencilerin ücretsiz eğitim alabileceği şeyler var, ilanlar var. Girip baktıklarında göreceklerdir. Yani bazı firmalar diyor ki, eğitim danışmanlık firmaları, ben toplam kalite ile ilgili sertifikalı eğitim veriyorum. Bunu hani tanıtımı amaçlı kısa süreliğine ücretsiz vereceğim diyor. Bazıları ücretli verebiliyor. Öğrencilerin hani ceplerini doldurabilecekleri, beşeri sermayelerini arttırabilecekleri, belki de network kurabilecekleri bir alan olarak kullanabilirler. Sen şimdi faraza organ sanayindeki A firması yetkilisi aslında sizin kariyer kapınızdan faydalanmak istiyor. Ancak faraza ben şahsımdan örnek vereyim. Biz yaş itibariyle teknolojiyle biraz geç tanıştığımız için bazı şeylere rahat giremiyoruz veya kullanamıyoruz. Sizden yardım isterse oluyor Tabii mu? Tabii ki seve seve. Biz hatta süreç içerisinde şöyle bir şey henüz taze olduğumuz için de her şeye de böyle yetişme bahsettiğiniz gibi her tarafa da müdahale etmeyi biraz zamana bırakarak da önümüzdeki günlerde sizlere yetenek kapısını anlatıp, tanıtıp ve orada firma girişinizi yapmanız için inşallah bir etkinlik de düşünüyoruz. Yani Kırşehir'deki firmaların yetenek kapısına giriş yapabileceği, nasıl giriş yapabileceğini Tabii. anlatacağımız. Belki de orada yapabilir. Çünkü çok olağanüstü bir bilgi istemiyor orada girdiğinizde. Firmanızın adı işte, adresi, iletişim bilgileri. Biz de onun gerçekten formal bir ilan olup olmadığını, o şirketin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ama sizlerle yapacağımız için, bizzat sizleri bildiğimiz için daha hızlı onaylanıp giriş yapılabilir. Hem biz tanıtacağız, hem yardıma ihtiyaç olanlara da her zaman desteklemeye çalışacağız. Sayın Şener, sohbetinizin başında dediniz ki, kariyer kapısı ve yetenek kapısı. Evet. Hep yetenek kapısından bahsettik. Bir de kariyer kapınız var. Kariyer kapısı var. Peki kariyer kapısı nedir? Hangi amaçla kullanılır? Kariyer kapısı da dediğim gibi bunlar yetenek kapısı da kariyer kapısı da tabiri caizse yerli ve milli iki yazılım ve insan kaynaklarını organize etmek için yazılmış iki yazılım. Kariyer kapısı, yetenek kapısını özel sektör olarak düşünün. Kariyer kapısını kamu sektörü olarak düşünün. Yetenek kapısında sizin firmalarınız iş ilanı ve staj ilanı, eğitim olanakları gibi şeyler verecek ve oradan CV bank gibi istediğiniz iş göreni seçebileceksiniz. Kariyer kapısı aslında ulusal staj programı dediğimiz bütün üniversite öğrencileriniz, özellikle fakültede ise ikinci sınıftan itibaren, ön lisansta ise birinci sınıftan itibaren staj yapma olanağı, yani öyle bir şansı yakalayabileceğiz, zorunlu değil. Gönüllü staj yapabilme imkanı ve bunu devlet destekli, kurumun ödeyebileceği, destekleyebileceği bir şekilde yapabileceği bir fırsat yakalıyor. Kariyer kapısında baktığınızda tüm kamu kurumlarını görebiliyorsunuz eğer isterlerse. Bu orada da gönüllüye bırakmış Cumhurbaşkanı İnsan Kaynakları. Ama baktığınızda bütün bakanlıklar kariyer kapısına kayıtlı stajyer arıyor belli dönemlerde. O ne zaman? İşte Mart ayında başvurular sona eriyor. Mayıs-Haziran gibi stajyer talepleri açılıyor. Belediyeler stajyer arıyorlarsa kariyer kapısına kayıtlı olabilirler. Bu avantajı ne hocam? Avantajı şu, hani stajyer aranıyor dediğinizde, valiliğe baktığımızda, gelecek olan stajyerin niteliklerini ben oradan öğrencinin ismi kapalı olarak seçebiliyorum. Yani biraz önce söylediğim torpil, liyakat vesaire vardı ya, biz öğrencilerin ismini görmüyoruz. Kim olduklarını bilmiyoruz. İsimleri, her şeyleri kapalı. Sadece şu var. Sosyal etkinliklerden aldığı puan bu. Akademik puanı bu. Not ortalaması bu. Ve şu bölümde.
işine yarar mı? Siz seçiyorsunuz, teklif gönderiyorsunuz ve öğrenci size dönüyor. Diyor ki bana teklif gönderdiniz. İşte telefonlaştığınız anda öğrenciyi tanıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben tamam telefonlaştım ama yetmiyor. Ben bir mülakat yapmak istiyorum buna. Kariyer kapısında mülakat yap butonu var. Öğrenciyi mülakata çağırıyorsunuz. Mülakata oraya giriyorsunuz. Bu neyi doğuracak ya da bu neyi sağlayacak Hasan Bey biliyor musunuz? Yani süreç içerisinde insan kaynaklarının daha adil bir şekilde staj yapabilmesi. Çünkü mümkün değil X üniversitesinin, X ilçesinin, X meslek yüksekokulundaki öğrencinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde staj yapması. Ama rastgele atayıp, rastgele onu oraya çekerseniz o çocuğun da orada stajı mümkün olabiliyor. İşte isimler kapalı. Ta ki öğrenci stajı kabul edinceye kadar görmüyorsunuz. Peki, bir şey anlamakta biraz zorlandım. Siz dediniz ki yetenek kapısı iş dünyasına lazım. Evet. Kariyer kapısı kamu sektörüne. Kamu sektörüne stajyer arıyoruz. Ama iş dünyasında da kariyer lazım değil mi? Olmaz mı? İsim olarak böyle bulmuşlar bilmiyorum ben. Tamam. Yani Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2020'den itibaren bu işe kafa yormaya başlıyor ve yorarken de diyor ki işte isim olarak bu yetenek aslında hikaye CV bankası gibi biraz daha işte hangi bölümden neler yapabilir falan diye. Kariyer kapısında da kamuda staj imkanı yaratmak için. Bu normal bir şey değil aslında. Ben burada söylerken insanlara normal gelebilir. Çünkü inanın bundan bir 5-6 yıl önce yani bu şeylerden kariyer kapısından önce öğrencim Arçelik'te staj imkanı kazandı. Ama benim programımda staj yok. Zorunlu staj olmayan yerlerde hiçbir fakülte ya da üniversite o öğrencinin staj girişini ödemek zorunda değil. Ödemeyebilir. Dolayısıyla o çok zorlu firmalardan staj kazansanız ya da zorlu kurumlardan, bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir uluslararası öğrenciler, yani uluslararası ilişkiler öğrencisini staja göndermem benim bu imkanlarda çok zor. Ama ben bugün öğrencimi o bakanlıklarda staja gönderebiliyorum. Tüm öğrenciler faydalanabiliyor mu? Burada da işte buraya kayıtlı olup ya da bizim çok iyi ulaştığımız ve buraya kayıtlı öğrenciler ancak. Dolayısıyla bütün öğrencilerimizin kariyer kapısına ve yetenek kapısına üye olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Şimdi kariyer kapısı genelde kamu sektöründe stajı ilgilendiriyor dediniz ama kariyer kapısının işverenlerin sunduğu hizmet yok mu kolaylıkla? Buradaki işveren de işte kamu sektörü. Kamu sektörü. Yani bakanlıklar. Özel sektör değil. Evet, özel sektör yetenek kapısında yetenek. Çok rahat. Bir de şöyle bir şey var yetenek kapısında. Kariyer fuarını biz oradan yapabiliyoruz. Yani ben oradan kariyer fuarı organize edebiliyorum. Kariyer fuarı nedir? Kariyer fuarı da bu yetenek kapısı üzerinden organize edebileceğiniz ama normal koşullarda firmaların öğrencilerle bir araya gelip bir tür işte o ortam, takas ortamı, yetkinliklerinizi ve siz talep ettiğinizi söylersiniz. O yetkinliklerinden bahseder. Ön iş başvuru formları vesaire bunların tanıştığı, birbirleriyle network oluşturabilecekleri ortamlar aslında bakarsanız. Şu an yine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin maharetiyle yapabiliyoruz biz bunu. Çok ciddi işler çünkü. İç Anadolu Kariyer Fuarı, işte Orta Anadolu, Akdeniz'de var, diğer taraflar, her bölgeye özgü kariyer fuarını yapıp öğrencileri oralarda o firmalarla kontaklamaya çalışıyorlar, çalışıyoruz aynı şekilde. Kariyer fuarı dediğiniz, yani bir tarafta işverenler ve öğrenciler. Karşı tarafta öğrenciler buluşturuyorsunuz. Evet, yani bunu da mesela Kayseri'de yapıldı. Geçen Kasım ayındaydı galiba. Buradan öğrencilerimizi Kayseri'ye götürüp oradaki işverenlerle, iş dünyasıyla, kamu sektörü fark etmez. Önemli olan burada hani hem bakış açılarını geliştirecek, hem network oluşturabilecek, iş imkanlarını görmelerini sağlayacak. Verim alıyor musunuz? Şöyle, yeterli sayıda götürüp ya da inşallah sizlerin de desteğiyle önümüzdeki günlerde kariyer günlerini ya da kariyer fuarını şehrimize yapabilirsek çok daha verimli olacak. Böyle hani verim alabiliyoruz çok iddialı olacak. Çünkü bir otobüs götürdüğünüz öğrenciyle çok verimli demek belki tartışmaya açılır. Evet. Ama Kayseri'deki öğrenciler evet verim alıyorlardır. Çünkü tamamı katılabiliyor orada. Tabii. Ve 3 gün sürüyorsa 3 gün boyunca katılabiliyorlar. Benim öğrencim günübirlik hani gidip gelebiliyor ve sınırlı sayıda. Ama bugün imkan yaratabilirsek yine dediğim gibi işbirliği ve destekle kendi şehrimizde bu kariyer günlerini ya da kariyer fuarlarını organize edebilirsek 20 bin öğrencimizin tamamını dolaşıp eminim en az 5'te 1'i bile olsa
bir 6 ay öncesinden, 1 sene öncesinden iş bulabilme imkanını yakalayabilir. Sen işte sohbetimizin de sonuna doğru geliyoruz. Öyle mi? Siz kariyer merkezini anlattınız, yetenek kapsamını, kariyer kapsamını anlattınız. Peki kariyer merkezi olarak gelecek hedefleriniz nedir? Evet, şu ana kadar konuştuklarımız aslında her biri gerçekleştirmek istediğimiz, sağlıklı ve hedeflediğimiz noktada performans sergilemek istediğimiz şeyler. Umarım inşallah bu bahsettiğimiz başlıkların tamamında tüm öğrencilerimize, paydaşlarımıza, mezunlarımıza, firmalarımıza ulaşabilmek ve onlarla işbirliği uyum içerisinde çalışabilmek nihai olarak varmak istediğimiz çok genel hedefimiz bu. Ama dokunabilmek aslında hikayenin özünde. Bütün mezunlarımıza, bütün öğrencilerimize, üniversitemiz adına diplomanın ötesinde çok daha iyi bir insan olabilmek, iyi bir iş gören olarak nasıl olması gerektiğini anlatabilmek. O kapıdan geçmeleri aslında biraz da. Elbette bu söylediklerimizi formal çerçevede ve somut olarak gerçekleştirmek nihai hedefimiz. Sayın Şener, biraz önce söylediğiniz iyi bir insan, yani diplomanın ötesinde iyi bir, o çok değerli. Çünkü %50'sini kaybedecek dedim ben biraz önce. Evet. Yani çöp olacak %50'si bilgilerinin. Geriye kalan %50 de işte o kimyanın içerisinde i̇şte, sanki. Maalesef gelişen dünyada, gelişen teknolojide İnsani değerlerimiz kayboluyor. Evet. En çok buna üzülüyoruz. Bir de dediğiniz gerçekten iyi bir insan olmak, evet, o çok önemli, çok değerli. İnşallah, inşallah sadece diploma değil, iyi bir insan da yetiştirirsiniz, yetiştirmesine vesile olursunuz. İnşallah. Peki programı kapatmadan önce neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle çok teşekkür ederim. İnşallah ilgili mesaj alması gereken hedef kitlerimize mesaj ulaşılmıştır. Buradan hazır mezun öğrencilerimizin mezun bilgi sistemine kayıt yaptırmasını, firmalarımızın yetenek kapısına giriş yapmalarını, eğer giriş yapmak istiyorlarsa ama sizin dediğiniz gibi bir sıkıntı yaşıyorlarsa kariyer merkezimizin telefonu var, web sayfası üzerinden ulaşabilirler. Orayı arayıp bizden yardım talep edebilirler. Ya da kariyer@ahevran.edu.tr adresinden yazabilirler. Biz gereken desteği sağlayabiliriz. Hem mezunlarımız, hem öğrencilerimiz, hem de işverenlerle güzel bir ağ oluşturmak için çaba sarf edeceğiz inşallah. İnşallah. Başta da söylediğim gibi bu iş tek başına olmayacak, sizlerin desteğiyle. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Ahi Televizyon seyircileri, bir Ahice Sohbet programının daha sonuna geldik. Bu programımızda sizlerin de izlediği gibi Ahevran Üniversitesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda Kariyer Merkezi Müdürü, Doçent Doktor Sayın Emine Şener misafirimizdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kariyer Merkezi'nin ne demek olduğunu, kariyerin ne demek olduğunu, yeteneğin ne demek olduğunu, Kariyer Merkezi'nde iki kapının olduğunu, biri yetenek kapısının, biri kariyer kapısının, yetenek kapısında işverenlerimizin istifade etmesi gerektiğini ve işverenlerimiz bu yetenek kapısında istifade etmek için kendilerinden yardım talep ederlerse seve seve yardımcı olabileceklerini ve kariyer kapısında da kamu sektöründe staj konusunda yardımcı olabileceklerini izah etti. Ve en önemlisi de kariyer fuarının inşallah şehrimizde ileride valiliğimiz, belediyemiz ve üniversitemizin de destekleriyle, vatandaşların da destekleriyle eğer üniversitemiz kariyer fuarını şehrimizde açarsa dolayısıyla birebir tüm öğrencilerimiz gelip bu fuarda istifade etmiş olacak. Günübirlik Kayseri'ye, Ankara'ya ve başka şehre gitmek gibi olmayacak. İnşallah bu umutlarla bir başka Ahice Sohbet programında sizlerle buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.